Brooklyn Müzesi'nde Eastman Johnson'a ait Özgürlük Yolculuğu Kaçak Köleler isimli tabloya bakıyoruz. Bu tablo yaklaşık 1862 yılında Amerikan İç Savaşı devam ederken yapılmış. Tam ortada gördüğümüz aile eserdeki temel drama unsurunu oluşturuyor. Bunu özellikle farklı yönlere bakan baba ve anne figüründe rahatlıkla görebiliyoruz. Dikkatlice etrafı kontrol ediyorlar çünkü yaptıkları şey oldukça tehlikeli. Kölelerden oluşan bu aile, güneyden kuzeye doğru kaçarak iki tarafı ayıran sınır çizgisine ve özgürlüklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Burada betimlenen sahne, sabahın erken saatlerinde gördüğümüz bir savaş alanını andırıyor. Arka plandaki süngülerden yansıyan ışık huzmelerini görüyoruz. Johnson'ın doğrudan tanık olduğunu iddia ettiği bu sahne tüm duygularımızı harekete geçiriyor. Resme bakarken bu ailenin o anda neler hissetmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tablodaki figürler siyahi bir ailenin dramını gözler önüne sererek Afrika kökenli Amerikalıların o dönemde yaşadıklarıyla empati kurmamızı sağlıyor. Bu eserle ilgili eşsiz olan bir diğer şey şu. Jean resmi yani dönemin günlük yaşam resmi örneklerine baktığımızda pek çok Amerikalı sanatçının Afrika kökenli Amerikalı figürlerini tablonun en dış kısmına yerleştirdiğini ve kelimenin tam anlamıyla bu figürleri kompozisyonun en dışına doğru ittiğini görürüz. Burada ise tam tersine Johnson bu aileyi tuvalin merkezine yerleştirmiş. Sanatçı bu figürleri neredeyse silüet halinde çizmiş. Detayları anlayabilmemiz için resme yakından bakmamız gerekiyor. Ancak yine de babanın kararlılığını, annenin gözle görülür endişeli halini kolaylıkla algılayabiliyoruz. Atın dört nala koşuşu da aciliyet duygusunu iyice pekiştiriyor. Sanatçının resme bakan kişinin bakış açısını yukarıda tutması da bir başka dikkat çeken öğe. Burada gerçek bir drama ve karanlığın içinde bir netlik hissi var. Bunu sabah sisinde bile hissetmek mümkün. Johnson bu tabloda radikal bir kendini özgürleştirme eylemini resmetmeyi başarmış. Eski Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln, köleleri özgürleştiren lider olarak tanınır. Bu dönemde yapılan eserlerde kendisi sıkça karşımıza çıkan bir figürdü. Aynı zamanda kendi özgürlüklerini dileyen ve bunun için yalvaran köle figürleri de yaygın olarak kullanılırdı. Bu yüzden dönemin diğer eserleriyle karşılaştırıldığında bu tabloda Afrika kökenli Amerikalı bir ailenin kendi özgürlükleri için bu şekilde mücadele etmesinin resmedilmesi radikal bir tercih olarak düşünülebilir. Tüm bu eşsiz özelliklerini düşününce bu tablonun hiç sergilenmemiş olması ise oldukça ilginç. Aslında o dönemde sergilenebilirdi ancak sanatçı bundan çekinmiş olabilir. Hem Brooklyn Müzesi koleksiyonunda hem de Virginia Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunan tablonun iki versiyonuna ek olarak günümüze ulaşamayan başka bir versiyonu olduğunu, o dönemde asla halka açık sergilenmeyen veya satışa çıkarılmayan bu tabloların öldüğü ana kadar sanatçının kendisinde kaldığını biliyoruz. Bu tabloyu yapıldığı dönemin politik ve hatta hukuki bağlamı içinde değerlendirmek gerekiyor. 1850 yılında kabul edilen yasaya göre güneyi terk eden her köle sahiplerine geri teslim edilmek zorundaydı. Ancak iç savaştaki çatışmalarla birlikte kaçak köle yasası geçersiz hale geldi ve bu tablo yapılmadan bir yıl önce köleliğe karşı mücadele veren Birleşik Devletleri temsil eden kuzeyli bir general, savaş sırasında sınırı geçmeyi başaran her kölenin savaş ganimeti sayılacağını ve bu sebeple güneye iade edilmeyeceğini duyurdu. Bu da kölelerin artık güneye ait olmadıklarını ve ait olduğu sahipleri de bulunmadığı anlamına geliyordu. Bazı tarih kaynakları kaçak kölelerin kuzey ordusuna büyük katkılar sağladığını belirtiyor. Hem güneyi hem de bölgeyi coğrafi olarak iyi tanımalarından dolayı kaçak köleler askeri birliklerin nerede olduğu veya diğer başka önemli bilgilerle birlikte orduya önemli istihbarat sağlıyorlardı. Bu kölelerin bir kısmı aynı zamanda savaşta da yer almıştı. İnsan şunu merak etmeden duramıyor. Acaba Eastman Johnson bu tabloyu yaptığı zaman halka açık sergilemeye karar verseydi insanların tepkisi nasıl olurdu? Mesela Kuzeyliler, Güneyliler ve Konfederasyonun aksine bu tablodan nasıl bir mesaj çıkarırdı? Aslında bu aile büyük bir bilinmeze doğru ilerliyordu. Bildikleri dünyayı terk ederek bilinmezliğe sığınıyorlardı. Ancak kendi dünyalarında yaşadıkları travma öyle bir boyuta ulaşmıştı ki kaçmaktan başka seçenekleri kalmamıştı.